O zamanlar Ateş Attı diye bir program vardı. Reha Muhtar yapıyor. Ateş attı böyle. Alevler yükseliyor falan. Ya birbirine tokuşturacağı adamları getiriyor ki izlence çok yüksek olsun. Rating diyorlar yüksek olsun diye. Bula bula benim karşıma Türkan Saylan'ı çıkarıyor. Ya bu hanımı da çok severim, çok faydalı. Büyük hizmetleri yapan, çok yani hakikaten değerli bir insan. Ama onda da takıntı var. Sıkıntı burada. Atatürk'ü sevenler Atatürk'ü anlamamış. Sıkıntı burada. Oturdu karşılıklı. O Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı buluyor benim görüşümü. Ben de diyorum ne ilgisi var ya? Üstelik Atatürk döneminde de değişti bu göste. Ya siz daha iyi bilirsiniz. Bu göstenin beste ne zaman getirip bu Mehmet Akif'in şiirin üstüne oturtuldu? Üstüne kondu. Ya işte olmuyor. Ya bizim gibi bir ulus, 10 kişi bir araya gelse İstiklal Marşı'nı okuyamıyoruz. Öyle mi olurmuş? Niye beste yapmış? Şimdi işte Atatürk'ü anlamak için birinci olarak anlamamız gereken budur. Ben hiçbir nas, hiçbir dogma bırakmıyorum. Ne demek bu ya? Hiçbir nas, hiçbir dogma bırakmıyorum. Beni yolundan gidenler akıl ve bilim yolundan gidecekler. Evet. Doğru anlamak bu. Nas dogma dinlere özgüdür. Ya dinlerin amentüleri olur. Onlar nastır. Onlara inanırsın ya da inanmazsın. Ama hayatta böyle bir şey olur mu? Ya Atatürk gibi hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir diyen bir adamı sen alıyorsun, bilimin önüne engel yapıyorsun, aklın önüne, tartışmanın önüne, hür düşüncenin, fikirleri özgürce söylemenin önüne engel yapıyorsun. Üstelik benim gibi adamı da, yani benim gibi adam dediğim hayat Atatürk'le ilgili konuyu söylüyorum, kendimi önümsediğimden değil de, benim gibi babasından Atatürk'ü öğrenmiş, öğretmen benim babam. Hayatın hiçbir döneminde Atatürk'ten vazgeçmiş. Kaymakamken konferanslar vermiş, sonradan anlatmış, TRT'lerde şurada burada. 84 hafta ben TRT'de Atatürk'ü anlattım ya, 84 hafta. Şimdi beni Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına karşı gibi göstermeye çalıştı birileri. Bu Atatürkçülüğe ve Atatürk'e yapılmış en büyük ihanettir. Felaketlerimizin kaynağı da budur. Atatürk adına yol kesmek, bilimin önünü kesmek, hür düşüncenin önünü kesmek. Tam tersinde Atatürk'ün söyledi. Evet. Atatürk ilke ve inkılapları diye bir söz Atatürk döneminde yoktur. Atatürk, Türk devrimi de, Türk devrimi. Evet, Türk devrimi. Türk devrimi dediği zaman ucu açıktır. Bu geleceğe doğru yürür. Devrim gerektiği zaman yeni devrim yaparsın. Ama ilke ve inkılaplarının bekçisi dersen donar kalırsın, muhafazakar olursun, tutucu olursun. Atatürk'e bu yapılmış. Burada yemin eden arkadaşlar var. Sayın Bakan, efendim, Sayın Milletvekilimiz, ya birçok arkadaşımız, Sayın Milletvekilimiz, orada değerli bakanımız Enis Tütüncü, hepimiz mecliste yemin ettik. Atatürk ilke ve inkılaplarına bekçi. Ne bekçisi kardeşim, bahçıvan ol ya. Niye bekçilik yapıyorsun? Atatürk'ü yanlış anlamanın en büyük örneklerinden birisi budur. Akıl ve bilim. Şu sözü son zamanlarda çok çok söylüyorlar. Doğrusu bir iki yerde ben de okudum. Çocuk ağlasın, bırakın ya, rahat edin. Ne olur ağlasın çocuk. Fon müziği gibi olur. Hiç çocuğa dokunmayın ya. Ağlar istediği kadar. Mikrofon bende nasıl olsa, öyle konuşursam her şey bastı. Şimdi değerliler, bildiğiniz gerçekten ama yine söylüyorum. Bazı şeyler belki birçok kişi düşünüyor, söylemiyor. Yani işte ben de Kültür Bakanı iken bunu yüreklice söyledim. Aferin bana ya.
bu beste yanlış dedim. Sonra düzeltildi filan. O düzeltilmiş biçimini ya dardayı falan kaldırdılar. O kadar da çetin değil canım, aynı yine müzik. Kaldırdılar ama benden sonra bir kenara atıldı. Hüseyin Bey hatırlıyor mu? Beraberdik. Müsteşar yardımcısıydı o zaman. Bu işleri beraber yaptık Hüseyin. Değerli kardeşim. Evet. Şimdi değerli dostlar, Atatürk'ün şu sözü söyleniliyor. Söylemiş olsa da, söylememiş olsa da çok güzel bir söz. Ben Atatürk'e yakıştırıyorum bu sözü. Diyor ki, bir gün benim görüşlerimle bilimin verileri çatışırsa, siz benim görüşümü bırakın, bilimin yolundan gidin. Yani bunu dünyada söyleyen ben bir lider işte, meraklıyım yani. Bir sürü liderlerle, belki becerebilirsem ben de lider olurum hevesiyle. Dünyadaki bütün Chateaubriand'ın, Napolyon'un dahil, Mein Kampf falan dahil hepsini okudum. Böyle bir şey rastlamadım yani. Böyle benim görüşlerimi bırakın, bilimden gidin diyen bir için. Ama Atatürk'e çok yakışıyor bu sözler. Son zamanlarda yayılıp gidiyor. Demek ki Atatürk'ü anlamanın, doğru anlamanın birinci yolu, birinci temeli bilim yolundan gitmek, bilim bilincine erişmektir. Bilim bilinci nedir? Bilim bilinci bildiğiniz gibi, bildiğiniz her şey yanlış olabilir. Doğru da olabilir. Bilim bilinci bu. Karl Popper'den beri bu işin ideolojisi yapıldı. Ama mesela Hanefi mezhebinin kurucusu diye kendisine iftira atılan Ebu Hanife'nin, çünkü o kurmamıştır. Öğrencisi İmam Yusuf kurmuştur o mezhebi. O reddetmiştir mezhep kurmayı da, katılığı da falan da. Onun çok ilginç bir sözü var. Diyor ki, benim söylediklerimi not almayın. Ben bugün böyle söylerim. Yarın yeni bilgiler gelir, görüşümü değiştiririm. Siz dün söylediğime takılırsınız, tonar kalırsınız. O yüzden kitabı falan da yoktur onun. Mesela Ebu Hanife'nin küçücük bir fıkıh ekber var. O da onun mu değil mi diye tartışmalıdır. Zaten orada fıkıh yok. Adı Fıkıh Ekber. İtikad esaslarını söylüyor. Fıkıh kitabı yoktur. Niye? Çünkü bilim bilinci vardır. Çok ilginç bir adamdır Ebu Hanife. Meraklılara Ebu Zehra'nın, Profesör Ebu Zehra'nın Diyanet'ten yayınlanan Ebu Hanife adlı kitabını salık veririm. Karl Popper'ın söylediği, Karl Popper'in de söylediği bu. Bilim zihniyeti denilen şey. Bilim zihniyeti öyle yüce bir kavramdır ki bilimin kendisinden daha değerlidir. Çünkü bilimin kendisi de bilimin önünü kesebilir. Esas olan bilim bilincidir. Niye kesebilir? Bir şeyi hatırlayalım ki Einstein gibi bir adam, 20. yüzyılın en büyük bilgini denilen adam, bence de öyle. Akla ziyan görüşleri ispat eden bir adam, akla ziyan yani bu işte. Yani işte ne bileyim, çekim yasası yoktur. Aslında dünya işte uzayı esnetiyor, eğrilttiği için etrafında dönüyor. Neptün'ü duvarından hiç indirmedi resmini ama Neptün'ü kökten yıktı. Çekim yasasını yıktı. Ama duvarında hep resmi vardı Neptün'ün. Onu indirmedi, saygı duyuyor. Bilim bilinci böyle, yani Atatürk'ten biz bir tek şey alacaksak, bilim bilincini alalım yeter bize ya, o bizi kurtarır ya. O bizi kurtarır. Bilim bilinci ve bu yoktur bu ülkede. Din adına bilimin önünü kesilir, mezhepler adına kesilir. Hazreti Dabdurudur, Rabiyallah Ah diye birisini icat ederler, onun adına önü kesilir. Ya da adına Kemalizm derler, onun adına kesilir. Ya da bilmem namı Kemalizm derlerse bir gün, onun adına bilimin önü kesilir. Ben onun için beni yetiştirme derneğine izin verdiğim Aybek diye bizim bir grubumuz vardır, 10 kişi, 12 kişi filan. Üstün zekalı gençleri seçerim ve onların beni yetiştirmesine izin veririm. Bana ders verirler, beni eğitirler onlar.
Ve onlara ilk sözüm şudur. Sakın bana bağlanmayın. Sakın bana bağlanmayın. Ben bugün böyle derim, yarın başka türlü diyebilirim. Kendinize de bağlanmayın. Kimseye bağlanmayın. Büyüklerinize saygı gösterin. Bilim adamlarını okuyun. Büyük insanlarımızı öğrenin. Ama hiçbirisi sizin hür düşüncenizin önünde engel olmasın. Ve bir iki sene sonra dağıtırım onları, isteyen istediği yere gitsin. Bana gelirlerse çay ısmarlarım. Gelmezlerse canları sağ olsun. Gider birisi bir yerde genel müdür olur. Gider bir yerde milletvekili olur. Gider başka bir şey olur. Büyük tarihçi olur. İlber Ortaylı oturuyor burada, bakın şurada oturuyor. Umut Bey bu geleceğin İlber Ortaylısını aşacak bir tarihçi. Evet, Aybekçilerden. Niye bunu yapıyorsun? Benim için Türklük değerlerine bağlı olsun yeter. Ne olursa olsun. Şimdi söyleyeceklerimin tam tersi bir şey söyleyeceğim. Tamam da Mevlana'nın dediği bir söz var. Mevlana da yüce bir insan. Diyor ki biz pergel gibiyiz. Bir ayağımız sımsıkı şeriatta, bir ayağımızla dolaşırız 72 milleti. Tamam, onun bir ayağı sımsıkı şeriatta. Peki Atatürk'ün de sımsıkı bağlı olduğu bir yer var mı? Var. Bunlara postülat denir bilimde. İki nokta arasından geçen en kısa yol bir doğrudur derler, yalan. Çünkü doğru diye bir şey yoktur evrende. Öklit geometrisine göre postulat budur. Lobachevski geometrisine göre ise bu değildir. Ya nedir? İki nokta arasından geçen en kısa yol bir eğridir. Çünkü evrende doğru diye bir gerçeklik yoktur, o bir varsayımdır. Ne ilgisi var? İşte Öklit geometrisi o imana bağlı, Lobachevski geometrisi de bu imana bağlı. Yani bir postulat lazım. Atatürk'ün postulatı Türklüktür. Evet. Türkiye aşk. 1964'te ben ilk defa bir tanımı Türk Ocağı'nda dinledim. Söyleyen unuttu. Ben hayatım boyunca unutmadım. 1964'te Türkiye rahmetli Hindistan'dan gelmiş ve Muzaffer Özdağ konferans veriyor. Eski Türk Ocağı'nın nikah salonunda. Salon tıklım tıklım dolu. Hatta biz ayaktayız arkada falan. O heyecan vardı o zamanlar. Bir buçuk sayfa Atatürk'ü anlattı Muzaffer abi. 45 dakika konuştu, 15 dakika ara verdi, tekrar 45 dakika konuştu filan, böyle de bir güzel de konuşurdu ve dinletirdi. Bilenler bilir Muzaffer abi, çok okuyan, çok değerli bir insandı. Evet. Dedi ki Atatürk'ü en iyi anlatan kumandanın, komutanın, albay Alparslan Türkeş'tir dedi. Kıyamet koptu salonda, salon çıldırdı. Ayağı fıdan insanlar bağırıyorlar, çağırıyorlar. Kendi sesinden dinlemek istiyoruz, kendi sesinden falan. Ben de bağırıyorum ben arkadan. Kalktı, şöyle bellerini açtı filan. Birler dedi ki tırnaklarının söküldüğünü gösteriyor. Halbuki öyle bir şey yok ya. Tırnaklarının filan sökülmesi diye bir şey yok. Ama böyle bir sahne vardı. Şöyle Allah'a salam aldı mikrofonu. O Davudi sesiyle Atatürk! Böyle de gümür gümür bir ses. Benim beynime beton gibi döküldü o sözler. Atatürk, Türkiye aşk, insan sevgisi, doğaya saygı, bilimin önderliğine iman demektir. Vay 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 vay. Ya solun çıldırıcı alkışlıyor, kimse ne dediğini düşündüğünden falan değil. Yani Türkeş bağırlar söylüyor, yanlış alkışlıyorlar. Çünkü unutup da gitti o söz. Türkeş'in kendisi de unuttu işte. Belki de Muzaffer abi kendi icat etti, ona mal etti. Siyasette böyle şeyler oluyor yani. Olabilir yani ama bence en doğru tanım budur. Atatürk, Türkiye aşktır. Aşk. Ancak böyle anlatılabilir. Şimdi Atatürk'ün Türklük tanımını arkadaşlarımız gayet güzel anlattılar ama ben bir kitap söyleyeceğim. Türkler Ana Hatları. Türkler Ana Hatları bir özet. Bu aslında
Atatürk döneminde okutulan tarih derslerinin Türklükle ilgili bölümleridir. Yayınlayan da Kaynak Yayınlığı. Neyiniyim kardeş? Kim yayınlıyorsa yayınlasın. Kitap güzel bir kitap. Kemalist yönetimin resmi tarih tezi. Tabii böyle bir şey yoktu bu yayınlandığı zaman. Şimdi böyle bir şey icat edip Kemalist yönetimin resmi tarih tezi diye koydular. Ama Atatürk'ün Türk'ü buradadır. Atatürk'ü anlamak için Atatürk'ün Türk'ünü anlamak lazım. Atatürk'ün Türk'ünün anlattığı Türk'ün boyutlarına birçok Türkçünün hayali bile ulaşamamıştır. Hayali. Niye? Çünkü Atatürk tarihi Türk'le başladı. Kramer'in söylediği tarih Sümer'de başlar sözünden de ötedir. Evet, Kramer bugün işte bildiğimiz en büyük Sümerologdur, yani Sümer bilimcidir. Ondan sonra Muazzez Hanım'dır, Muazzez İlmiyatçı, onun da öğrencisidir. Onu bilime yöneten de Atatürk'dür. Ve bu işe yönelten de Atatürk'dür. Muazzez İlmiyatçı, Allah ona çok çok ömür versin. 100 yaşını geçti, kaç yaşını? 105 mi? Maşallah! Sakın şöyle bir söz söylemeyin. Allah ömründen kessin, bana versin. Sakın ha, ömürler ver. Niye de kessin? Allah da çok ya, kesmesi mi lazım bile bir yerden ya? Yani onun için bana uzun ömür dilerim ya. Yok kessin de bitsin de bilmem ne de falan. Böyle laflar duyuyorum da çok yanlış geliyor bana. Efendilerim, Atatürk'ün Türk'ü şu. İnsanlığı uygarlaştıran Türklerdir. İnsanlığı binlerce yıl önce ortalık Asya'da kitaplarda anlatılıyor. Bilim bugün Atatürk'ün anlattıklarını onaylıyor. İşte o mu uygarlı falan değil diyor tabii. James Churchward'ın söylediği mu uygarlı falan değil diyor. Ortalık Asya'da bir budun oluştu. Çünkü dünyanın diğer yerlerinde, Hint'te, Çin'de, Amerika'da, Asya'da, Avrupa'da insanlar avcılık ve toplayıcılıkla dirliklerini sürdürürken bu ortalık Asya'nın uygun iklimlerinden ötürü burada yaşayanlar tarımı buldular. Yani ekip, biçip depolamayı ve yemeği, evcilleştirmeyi, hayvanları kolay avladıklarını evcilleştirmeyi, atı evcilleştirmeyi, madenleri kullanmayı, çeliği buldular. Ve böylece bir yerleşik toplum meydana geldi, devletleştiler. Bu devlet içinde bir budun oluştu. Dili Türkçeydi, Türkçe konuşuyorlardı, Tanrı'ya inanıyorlardı, Tanrı'nın sonsuz gök olduğuna inanıyorlardı. Tanrı sonsuz gökün kendisidir diyorlardı. Gök, Tengri dediği zaman hem gök demek de yaratıcı demekti. Buna inanıyorlardı. Bir budum. Ortada bir iç deniz vardı ve Himalaya sisteminin ve kuzey kutuplarının sular, eriyen sular, son buzul çağı, eriyen sularından gelen ırmaklar vardı. Tatlı ırmaklar vardı. Tatlı su, ortada tatlı bir deniz. Etrafında cennet gibi bir hayat. Ve bir budun oluştu. Devletleşti içinde, milletleşti. Yani budunlaştı. Budun, Türk budun bu. Türk budun. Budun oluştu. Türk bu. Bütün bunlar olurken dünyanın diğer yerlerinde, Avrupa'da, Asya'da, Hindistan'da, Amerika'da falan yerli halklar avcılık ve toplayıcılıkla hayatlarını sürdürüyorlardı. Uluslar yoktu. Klan hayatı yaşıyorlardı, kabile. Ve birbirleriyle avlandıkları ve topladıkları yer için savaşıyorlardı. Yine savaşlar var. Yani burası, bu bölge benim, o kabile gelirse savaş filan. Bir süre sonra eriyen sular
ve kuzey blok, yani kuzey sisteminin bir yerlerinden kanallar oluşmasıyla iç deniz boşaldı. Baltık, yani kuzey denizine boşaldı ve iklim değişti. Burada yaşayan insanlar böyle topluluklar halinde başka yerlere gittiler kendilerine. Buraya sığmaz oldular, besleyemedi burası. Bizim Karadeniz'de bol bol hamsi yiyen, bol bol çocuk yapan, nüfusu çoğaltan ama toprak yetmediği için de başka yere giden insanlarımız gibi. Evet, Karadeniz'de, Türkiye'nin her yerini hamsi yiyorlar, balık yiyorlar, fena ediyorlar, çünkü nüfus çoğalıyor. Sığmıyorlar, gidiyorlar oraya, buraya yani. Bunun gibi yani. Gidenler üstün uygarlık ve teknoloji ve inanç ve töreyle gittiler. Bir bölüğü geldi, Fırat ve Dicle ırmaklarla denize döküldüğü yere, onlara Sümerler dendi. Onlar kendilerine Kenger diyorlardı. Niye Sümerler dendi? Çünkü günlük dillerinde Sümer sözü çok söyleniyordu. Ben bazı eklemeler yapıyorum bu arada yani. Atatürk'ün döneminde bilinmeyen bazı bilgiler de koyuyorum araya tamamlamak için. O dönem bilinmiyordu. Ama şimdi biz biliyoruz. Nereden biliyorsun? Altaylarda 3 Sümer dağı var. 3 doruk demek. Sümer doruk demek. Bugün Altay Türkçesinde Sümer sözünü kullanılıyor ve doruk demek. Bu gelenler de Tengri'ye yakın olmak için zigurat, yani yukarıya doğru çıkan dağ olmadığı için orada tepeler yapıyorlardı yani. Daha doğrusu böyle yüksek binalar yapıyorlar. Bunlara Sümer diyorlardı. Onun için çok kullanılan Sümer sözünden ötürü çevre halkları bunlara Sümer dedi. Bizim Karadeniz'deki bazı halklara ne demiş? Muhtiler denir ya, muhtiler. Muhti değildir onlar, Laz'dır. Ama muhti sözünü çok kullandıkları için onlara muhtiler derler. Yani bu tür şeyler oluyor, onu söylemek istedim. Evet. Bir kısmı gitti, Sümerler oluşturdu, bölgeyi uygarlaştırdı. Bir kısmı gitti, Toltekler Amerika'ya, Börük Boğazı'ndan, Bering Boğazı'ndan gittiler. Zaten o boğaz 200 metredir. Yani bazen böyle donar ve geçişe izin verir. Bazen hatta, yani bazen dediğim böyle yüzlerce yıl içinde efendim dedi, kara haline de gelebiliyormuş yani 200 metre olduğu için derinlik filan. Geçtiler gittiler, Toltekler. Gittiler orada Maya uygarlığını, İnka uygarlığını, Azteki uygarlığını kurdular. Toltekler. Yani İsmail Doğan'ın şimdi adını söylemeyelim mi burada ya? İsmail Doğan bizim arkadaşımız, deli Türkçü. Zaten akıllılar bu işleri deliler lazım. Boynunda kurtla gezen, kurt dişiyle gezen falan bir arkadaşımız var. Biz ona gönderdik. Atatürk'ün kapatılmış dosyasını açtık. Git dedik. Sen de bir bak bakalım. Ama Atatürk'ün yapamadı. Atatürk ona büyükelçilik maaşı verdi. Biz verdik. Kime dışarıya gönderdi? Hep bu Veli Bey yüzünden. Dışarıya gönderdiğimiz kişilere kaç dolar veriyorsa ona dolar o kadar verdi. Dedim ki git 3 sene kal. Bana bir torun getir, yani bekardı bir kızla, kadınla evlen, çocuk yap gel. Hem de 20 tane Maya Türk'ü getir, onları okutacağım ben dedim burada. Bitti. Biz 3 yıl dedik, o 7 ay sonra geldi. Ne evlenebildi. Tipi de benzer Mayalara yani. Böyle görmüşler, taşlaşmam gözümdü. Araştırmasını yaptı, şahane bir kitap getirdi. Mayalar ve Türklük diye Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde onu yayınladı. Evet, Mayalar Türk. Aztekler, İnkalar bunlar Türk. Bunlar Türk ama böyle şöyle bir kanuniyet var. Yani Roma'ya gittiler, orada Roma devletini kurdular, Roma Latinleri örgütlediler, orada bir takım ulusların oluşmasını sağladılar vesaire vesaire. Ama kendileri Azt'a gidenler, çokluk için nereye gitti? Bizim Mehmet Şandır anlatmıştı benim bu işleri de, işte biliyor, dedi, örnekleme yaptı, dedi ki biz belki de burada da onda gidenler vardır. Mehmet Şandır bizim milletvekili arkadaşımız, işte eski eğitimcilerden, o Çin'e gittiği zaman Deng'le görüşmüşler. Deng demiş ki, Çin'i devletleştiren ve bizim bir ulus olmamızı sağlayan
Orta Asya'dan gelen Şu hanedanıdır. Onlar Türk'tür. Evet, onlar Türk Şu hanedanı. Türk'tür. Ve Şu hanedanı döneminde Han Çinili diye bir kavram oluştu. Ben de onlardanım. Dolayısıyla Türklere yakın. Var mı içinizde o Şandırım heyetinde olan, siz yoktunuz herhalde. Siz yoktunuz da bu milletvekili vardı. Sayın milletvekili yok musunuz? Evet. Yani bunu denk biliyor ama biz bunu söylersek, ben mesela söylediğiniz zaman ya ben Kemal Bey zaten herkesi Türk yapıyor falan. Niye Türk yapayım ya? Tam tersine. Ben kıskanırım Türklüğü, herkese görmem ya. Benim şimdi Atatürk'ün tarihi görüşü buydu. Örneklemeler çok ve uzun süre etmişlerdi böyle falan. Atatürk'ün Türk'ü buydu. Evet. Yani Atatürk'ün inandığı Türk buydu. Bunu inceledi ve Türk birliğine inanıyordu. Ve Türk birliğine hazırlık olsun diye dil kurumunu kurdu. Türkiyat Enstitüsü'nü, yani Türk Bilik Kurumu diyelim bugünkü söyleyişle kurdu. Tarih kurumunu umum tarih, toplam Türklük tarihi birinci vermek için kurdu. Dolayısıyla yani iki kanat Atatürk'ü anlatmak. Atatürk'ün o büyük ufuklarında gezmek için size iki kanat. Kanatlardan birisi bilime inanç, birisi Türk'e aşk. Ya ha, başka mı? Doğa sevgisi, Atatürk'ün doğa sevgisi tartışılmaz gerçektir ama çok uzak bir yayım, çok basit bir iki örnek işte. Yalova'daki köşkü. Köşkün temellerine zarar veriyor diye bir ağaç vardı. Keselim dediler, hayır dedi, köşkü kaydırdı. Altına ray koyarak. Burada 20-30 tane söğüt ağacının kesilmesi gerekti Gazi Çiftliği'nde. Hayır dedi. Söktürdü onları. Yan tarafa diktirdi. Tutmaz diyorlardı. Atatürk'ün eli değdiği için tuttu. E bu kadar da mistisizm olsun canım ya. Evet. Evet değerli dostlarım. Çok ama söylemeyeyim daha fazlasını. Şöyle bir sözü var. Bana bir din gösterin ki ibadeti ağaç dikmek olsun. Var aslında. Şimdi yaşasaydı ben ona söylerdim. Bu Akçank var. Akakine'nin başında bulunduğu Sibirya'daki bir inanç sistemi var. Onda ağaç dikme ibadet olarak görüyorum. Bize de geldi. Bize ne karışıyorsun? Biz dua edeceğiz. Biz her şeyi Allah'tan istiyoruz. Sen ne karışıyorsun? Ya dedi ki, ya siz dedi ne Allah'a yakarıp duruyorsunuz? Gidin ağaç dikin dedi. Akakine. Yok. Biz her işimizi Allah'a havale ederiz. Yani bizim mesela Trabzon'da dua ederken kendilerine isterler, amcalarına ister, amcasının kızına ister, yeğeni ister, dayısı, hepsi tek tek sayarlar. Ama bizim Bayburtlular öyle değildir. Allah'ım ne diyeceğimi bilsen daha ne gevezelik edim amin. Evet değerli, baktım çok az zaman kalmış. O yüzden atlayarak gideyim. İnsan sevgisi ilginçtir Atatürk'ün, az konuşulur ama çok önemlidir. İnsana bakışı, yani hayvanların kesilmesini görmeye dayanamıyor, karıncaları ezmemek için yolunu değiştiriyor falan örnekler çok. Bu taraflarla niye konuşmayız? Bir örnek, bir gün vatandaşın birisi köyde Atatürk'ten başlıyor, sağırdan devam ediyor. Tüm bakanlar kurulunun hanımlarının ırzına geçiyor. Bizde maalesef böyle bir söz. Atatürk'ünün de, sağrının da, bakanların da anasını ağrına falan diyor. Dümdüz gidiyor. Bağırıyor, çağırıyor. Muhtar hemen zabıt tutuyor. Ve cumhurbaşkanlarına hakaret suçunu işleme koymak için kendilerinden izin almak gerekiyor. Bakan, o zamanki bakan Atatürk'e getiriyor. Hasan Rıza Sağlık'ın hatıralarında. Diyor ki, Atatürk gülüyor, yurttaşımızı niye kızdırmışız diyor. Efendim diyor, yurttaş sigara içermiş, tütün içermiş.
tütün kağıdı bulamamış. Tütün kağıdı bizde çok, şu an üretiliyor mu bilmiyorum ama belki de bırakıldı. Biz sigara üretmeyi bile bıraktık ya. Esat Güçen bir meydan savaşı verdi, o kazanmıştı, sonra kaybedildi. Nijerya tütünü ile Türk tütüğü arasında çok büyük bir meydan savaşı olmuştur. Yunus Akk bakanken, Esat Güçen genel müdürken bu savaşı kazanmışlardı onlar. Ben de yardımcı olmuştum biraz onlara. Asas onlardı ama. Sonra kaybedildi. Nijerya tütünü savaşı kazanmıştır hepiniz. O kazık, şimdi kazık gibi tütün olan, zift olan Nijerya tütünüyle zehirleniyorsunuz. Yumuşatmak için Türk tütünü satın alıp hale kaldıysa için onu koyuyorlar filan. Şimdi vatandaş da koymuş ki şeyi, gazete kağıdına koymuş. Yok ki kağıt, ne yapsın? Gazete kağıdına koymuş. Çarpmaya çarpmış. Aman Allah, tabii ki kağıt birden. Yanınca eli yanmıyormuş. Yanınca da canı yanmış. Canı yanınca da dilinden söylenmesi gereken ne kadar söz varsa çıkmış. Demiş ki Atatürk bakana, sen hiç hayatında sigara yani gazete kağıdına sarılmış tütün çektin mi demiş. Yok ben öyle bir şey yapmadım. Ben yaptım demiş ya. Çok fena bir şeydir. Ya bırakın yurttaşı ya. Az bile söylemiş demiş. Evet. Evet. Yani bir başka örnek. Yani hani atamızı böyle bu taraflarıyla da konuşmalıyız. Yani Kültür Bakanlığı döneminde yapılan doğru işlerden birisi, yani ben yaptım değil, yapılan doğru işlerden birisi, Atatürk'ün 10 Kasımlarını ağlama günleri değil, anma, anlama, anlatma günleri yapalım dedim. Ya atam sen kalk da ben yatam falan, ya bırakın artık bu işleri. Ya anlayalım onu. İşte buna devam ediyor, tuttu bu yani, büyük ölçüde yapılıyor. Bir gün köşkün bahçesinde bir takım sesler duyuyor Atatürk. Ne oluyor falan diyor. Diyorlar ki efendim önemli bir şey yok. Yunan esirleri çalışıyor köşkün bahçesinde. Yani onların gidinceye kadar işte bilgilerinden yararlanıyor bahçıvanlık falan filan yapıyorlar. Para da veriliyor bu arada Yunan esirleri. Yani Ankara'ya kadar gelmiş Yunan esirleri. Diyor ki bu esirlerden birisi sizin sigaralarınızdan çalmış. Başçavuş da onu dövüyor. Hemen diyor engelleyin. O başçavuşu uzaklaştırın, başka bir yere versinler. Bizim bahçemizde çalışmaya uygun bir kişiliği yok onun. Ve esirleri çağırıyor hepsini, hepsinden özür diliyor. Hepsine sigara dağıtıyor, kendi sigaralarını. Giderken de yeteri kadar veriyor. Gidin diyor. Evet. Atatürk Yunanlıları yendi ama yendi, ezdi. Sonra da Balkan Paktı'na o darp aldı. Kendine bağladı. O taraflar ayrı bir şey ya. Onu kurduğu Sadabat Paktı, Balkan Paktı. Vay babam ya, kartal gibi oturdu Çankaya'da. Ya Atatürk'e ve Atatürk'ün yolundan gidenlere yakışır Çankaya. Tarihin derinliklerine girmek lazım ama gitmeyeceğim.